Türkiye'nin 12.li Bingöl'den herkese selamlar, saygılar. Bingöl gezimize Elazığ Erzurum yolu üzerinden başlıyoruz. Ülkemizin doğu bölgesinde yer alan Bingöl'e doktor, memur, hemşire, öğretmen, asker ve polis gönül rahatlığıyla tayin isteyebilir. Bingöl küçük, bana göre şirin bir il. Bingöl'ün girişinde bizleri bal anıtı karşılıyor. Aracımızla şehir merkezini gezerken sizlere Bingöl'ün ismiyle alakalı ufak bir bilgi vermek istedim. Bingöl bilinen en eski adıyla Cebelcur olarak bilinmekteydi. Cebel dağ, cur ise akan anlamına geliyor. İsim zamanla Çabakçur olarak telaffuz ediliyor. Çabakçur ise temiz akan su anlamına gelmektedir. Üniversite Caddesi ve çevresinde dolaşıyoruz. Karşımızda Bingöl Üniversitesi'nin giriş kapısı görülüyor. 1944 yılına kadar resmi olarak Çabakçur olarak bilinen Bingöl, 1944 yılında adı değiştirilerek bugünkü Bingöl ismini almıştır. Şu anda Bingöl'ün göletlerinden birini görmekteyiz. Bu göletin çevresi aynı zamanda piknik alanı olarak da kullanılıyor. Bingöl küçük, bana göre şirin bir il. Bingöl Üniversitesi'nce düzenlenen bir etkinlikte Zakkum'un verdiği konserden sizlere bir kesit sunmak istedik. Şimdi de düzenlenen çocuk şenliğinden görüntüleri ekrana getiriyoruz. Bingöl'ü turlamaya devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Bingöl'ün güzel yerlerinden bir kesit sunmak istiyoruz.
İnek çıkar tabelasına uygun olarak karşımıza inek çıkıyor ve tabelayı mahcup etmiyor. Yüzen Adalar, Bingöl şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bingöl'ü turlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de bilinen veya keşfedilen 22 yüzen ada bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi Solhan ilçesinde bulunan Turnalar Gölü'ndeki yüzen adalardır. Adalar, orada yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Yüzen adalar özellikle yerli turistler tarafından yazın ziyaret ediliyor. Güzel doğası, piknik alanları ve harika manzarasıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Üstelik ücretsiz. Yüzen Adalar, dış çekim içinde gözde bir mekan. Türkiye'de bilinen veya keşfedilen 22 yüzen ada bulunmaktadır. Gölü turlamaya devam ediyoruz. Yüzen Adayı görüyorsunuz. Çok iyi sanmayın baba. Evet. Geliyoruz. Anne, biz geliyoruz değil mi anne? Adayı yüzdüren Faruk. Yüzen adalar özellikle yerli turistler tarafından yazın ziyaret ediliyor. Güzel doğası, piknik alanları ve harika manzarasıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Üstelik ücretsiz. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bingöl'ü turlamaya devam ediyoruz. Kar manzarası gerçekten muhteşem görünüyor.
Bingöl şehir merkezini gezmeye devam ediyoruz. Ülkemizin doğu bölgesinde yer alan Bingöl'e doktor, memur, hemşire, öğretmen, asker ve polis gönül rahatlığıyla tayin isteyebilir, tavsiye ederim. Kar manzarası gerçekten muhteşem görünüyor. Bingöl şehir merkezini gezmeye devam ediyoruz. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bingöl'ü turlamaya devam ediyoruz.
Bingöl'e veda ederken sizlere de veda ediyor ve bir sonraki videoda tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.